Durum. Tabyalarda 9 ağır hasarlı büyük topumuz var. Zırh delici mermilerin 1/3'ü harcanmış, 2/3'ü duruyor. Güzel. Tekiye düşmanın kaybı? Tahminlere göre 800 kişi. 3 zırhlı savaş gemisi battı. 5 zırhlı savaş dışı. 1 destroyer, 3 torpido bot ve birkaç mayın tarama gemisi de battı. Bu kadar az kayıpla yenilmez denen bir donanmayı yıllardır bizi titreten sömürgecileri yendik. Düşmanı şaşırttık. Paşam, Çanakkale için oluşturulan ordunun başına General Hamilton'ın geçtiğini yazıyor gazeteler. Amaçları belli ki Çanakkale Boğazı'nı karadan geçmek isteyecekler. Pes etmemeleri normal. Onlar için bu savaş sadece boğazları ele geçirmek için değil. Gurur meselesi yaptılar. Generalin emrine 83.000 subay bir asker verilmiş. Avustralya'dan, Hindistan'dan, Yeni Zelanda'dan birlikler Mısır'da toplanıyormuş. Peki siz ne gibi tedbirler aldınız? Gelibolu'da kritik merkezlere 2 tümen asker yerleştirdik paşam. 2/3 kıyıda, 1/3 sığınaklarda herhangi bir şeye ihtiyaç olursa diye bekletiyoruz. Kritik noktalara makinalı tüfekleri yerleştirin. Hemen arkasına da topları. Bu arada siperler ve sığınaklar ve onların bağlantı yolları tamamlansın. Baş üstüne. Daha dedim size. O kadar söyledim, şu tele dikkatli kullanıverin diye. İlla bağır çavuşum deysen o da kolay. Bağırıveririm size. Tövbe estağfurullah. İlla azar. Ne yaptın bakayım? Bak oğlum. Kurt havada gelmeyecek. İnşallah değişik olur. Güzelce bunları buraya siper et, tamam mı? Tamam çavuşum. Sen ne yaptın? Heh. Yerleşin, istikler. Tüfek anlağında hesaplamayı unutma. Lenovo oradan kimse verecek. Aç azıcık orayı, aç orayı. Heh. Bak gel, at onu. At. Esmerin. Al şunlar, kalmasın burada hiçbir şey. Gönder. Kocaman. Topçularımız düşmanın yenilmez denen donanmasını yendi. Ama düşman geri gelecek. Hem de daha çok silahla, daha çok mermiyle, daha çok adamla. Omuz omuza savaştığımız arkadaşımız yanı başımızda gözlerimizin önünde şehit düşecek. Bizi diri diri toprağa gömecekler. Ona toprağa! Siperlerimiz yıkılsa, silahımız kırılsa, mermimiz bitse, aç kalsak, dişimizle tırnağımızla dövüşecek miyiz? Evet! Savaşacak mıyız? Evet! Gelecek miyiz? Evet! Düşmanın arkasında yenilmez donanması varmış. Olsun. Bizim de arkamızda dualarıyla analarımız var. Diriliyoruz. Our loss
losses were accidental. The Turks were lucky. We have strengthened our fleet. It's time for us to land an attack in force. We will invade Adabernu with 1,500 troops and heavy weapons. Reinforcement will be continuous. Correct. And the remaining battleships will pound Sedilbahir with their heavy guns simultaneously. Bu sabah gelen bilgiye göre Harbiye Nezareti burası için bir ordu kuruyor. General Liman von Sanders bu ordunun komutanlığına atanmış. Generalle görev yapmışlığımız var. Generalin karşısında aslanın söz hakkı alması neredeyse imkansızdır. Ordu içindeki iletişimi imkansız hale getirmesi muhtemel. Almanya'da komuta ettiği en büyük birlik bir süvari tümeni. Daha önce savaşa da katılmamış. Burada ölümüne savaşacak bir orduya komuta etmesi nasıl kabul edilebilir? Oradaki rütbesi neymiş? Doğu general. Bizde Maraşal. Neden bir Türk komutan değil peki? Onun cevabını ancak Enver Paşa verebilir. Ya planımızı ve savaş düzenimizi kabul etmezse? Alman İmparatorluğu'nun en önemli adamlarından biri. Elbet böyle bir hataya düşmez. Bu plan hem coğrafyanın hem ordunun özelliklerine en uygun, en etkili, bir günde sonuç alınabilecek bir plan. Karamsarlığa düşmenin lüzumu yok. İçiniz rahat olsun. Aklı olan bu planı değiştirmez. Nein, nein, ihr liegt falsch. Die Soldaten schaffen das nicht. Wir würden auch sehr viele Verletzte haben. Wir brauchen einen neuen Plan. Dieser Plan ist falsch. Wir werden uns auf unsere Seite zurückziehen und werden mit unseren Truppen das Land verteidigen. Ja? Bütün kuvvetler, asıl birlikler, makineli tüfekler, toplar bugünden itibaren daha da geriye yerleşecek. Emir kesin. Kritik noktalarda küçük birlikler, en fazla bir tabur asker kalacak. Komutanın planı her şeyi alt üst etti paşam. Düşman karaya çıkarsa oraya tutunacak, çoğalacak, gün geçtikçe kuvvetlenecek. İtiraz kabul etmiyor. Ya, demek düşmanla beraber Liman Paşa'nın anlayışını değineceğiz. Liman Paşa, bizim tümeni ordu ihtiyatı olarak bir galeye aldırdı. Doğrudan kendine bağladı. Kritik noktadan uzaklaştırdı. Kritik noktada yalnız Halil Sami Bey'in tümeni kalacak. Arıburnu ile Sedülbahir arasındaki bölgeyi bir tümen nasıl koruyabilir? Orada çıkartma yapmaya elverişli en az 10 yer var. Ama orada oluyoruz. Yeni tümenler de gelecek. Onları Saros ve Çanakkale yakasına yerleştirecek. Esas tehlikenin orada olduğunu düşünüyor. Çanakkale Yarımadası'nda değil. Kabatepe ile Arıburnu arasında 27. alayın yalnızca bir tabur var. Kim bilir kaç kişi gelecekler. Bir tabur. Bu mevkiyi korumaya yeterli olur mu? Biz Halil Sami Bey'in tümeniyle birlikte yeterli bir kuvvet oluşturmuştuk. Çıkarma yapmaya elverişli yerleri, alaylar, toplar, makineli tüfekler koruyacaktı. Komutan bizi ayırdı. Bizim tümeni buraya aldı. Bir tabur. Arıburnu'nu, Kocadağ'ı, Conk Bayırı'nı nasıl korur? Deniz ve havada hareket arttı. Belli ki çıkartma çok yakındır. Geriden yardım gelmesini beklemeden savaşmak durumundayız. Donanma ateşi bitene kadar geride bekleyeceğiz. Bombardıman sona erer ermez mevzilerimize yerleşeceğiz ve savaşacağız. Allah'a, kendinize ve askerlerimize güvenin. Gazamız mübarek olsun çocuklarım. Sağ ol komutanım!